Tamam mı? Sayın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, Oda Yöneticilerimiz, değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar. Vergi Mevzuat Komisyonumuzun düzenlemiş olduğu Vergi İdaresinde Uygulama Birliği, meslektaşların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileriyle diğer kritik sorunları paylaşacağımız ve çözümler geliştireceğimiz çalıştayımıza hoş geldiniz. Yapacağımız çalıştayın başarılı olmasını, meslektaşlarım adına faydalı geçmesini temenni ediyor. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İşçi'yi kürsüye davet ediyorum. Meryem'e teşekkür ediyorum. Aslında bu da biz bizeyiz. Yani konuşmak pek ben de sevmiyorum öyle şeyi. Gelip burada başkan geçti biraz fazla şey yapıyor ama konuşmayı da. Ama sadece nezaketen hoş geldiniz için çıkmış oluyorum. Sizlere bir hoş geldiniz diyorum. Seminerimize katıldığınız için sizlere hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü çalıştayımızda Ufuk, Madimşehir arkadaşımız Ufuk, Tesmer Başkan Yardımcı Ufuk'la beraber yine Komisyon Başkanımız Emre ve Komisyon Sekreterimiz Meryem Özgen'in sunumunda gerçekleştireceğiz. Şimdi daha önce arkadaşlar yaptık komisyon olarak canavar gibi komisyonlarımız çalışmaya devam ediyor. Genç komisyonlarımız bugün de yine burada Emre Tokyoz Komisyon Başkanlığımızda bir şey beraberiz burada. Bundan yarın diğerlerinden de kısaca ben size onu da söylemek isteyeyim. 4 Nisan'da insan kaynaklarını yaptık hep beraber. Komisyon çalışmaları olarak söylemek istiyorum bunu. Bugün 7 Nisan günü yine burada beraberiz. 8 Nisan yarın Bağımsız Denetim Komisyonumuzun tarafından gerçekleşecek olan Bağımsız Denetim Farkındalık Çalıştayı'na Profesör Doktor Sevas Salimoğlu, Profesör Doktor Şaban Uzay ve Deloitte partner Özkan Yıldırım sunumuyla yarın hep beraber olacağız. Bu da güzel bir çalışma olacak herhalde ki. Burada da yine katılım sağlarsa arkadaşlar iyi olur. 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul Odası Başkan Yardımcısı Madimşehir Erol Demirel geliyor. Onda Kamu Gözetim Kurumu'na ilgili hazırlamış olduğu yeni finansal raporlama çerçevesi ne getiriyor onu bir farkındalık semineri yapacağız. 15 Nisan Cumartesi Doktor Mümin Doğru Söz de bu da önemli bir şey. Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması. Bu şu anda bulunduğumuz kurumlar vergisinde güncel de bir şey. İlgilendiren bir konu. Transfer fiyatlandırması ile ilgili seminerle yine hep beraber olacağız. Bir de zaten duymuşsunuzdur. Mayıs'ta yine bu yıl ikincisini yapacağımız kurumsal yönetim ve iç kontrol seminerimiz var. Onu da biz bursa olarak tek elimize almış olduk. Onu da çalışmalar devam ediyor. Güzel bir şey yapacağız bununla ilgili. Burada son sözlerime son verirken seminerin başarılı olmasını geçmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarından dolayı Sayın Ömer İşçi'ye teşekkür ediyor. Vergi Mevzuat Komisyonumuzun düzenlediği çalıştayı sunmak üzere Bursa Mali Müşavirler Odası Tesmer Başkan Yardımcımız Mehmet Ufuk Bayrakçı'yı, Vergi Mevzuat Komisyon Başkanımız Emre Tokgöz'ü kürsüye davet ediyorum. Değerli Hazır'ın sevgili üstadlarım, meslektaşlarım, hepinize ben de Tesmer Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum tekrar. Bugünkü çalıştayımızın esas ana gayesi, malumunuz olduğu üzere vergi dairelerinde sürekli bir takım işlemlerle muhatap kalıyoruz.
bu işlemlerde çeşitli daireler arasında uygulamada ses gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. Tamam. Geliyor, geliyor. Bir dakika, ben bir arkaya koyayım. Buradan geliyor mu? Bir de buradan deneyim. Işık geliyor mu? Peki, şuradan deneyim. İkiniz aynı anda açmazsanız daha iyi olur. Yok, ondan da geliyor, tamam. Bahsettiğimiz gibi vergi dairelerinde tabii şimdi vergi dairelerinin sayıları da çoğaldı Bursa'da. Çeşitli dairelerde, değişik dairelerde farklı uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz, muhatap oluyoruz. Bunlar da tabii ki bizim hem zamanımızdan çalan konular hem de demoralize olduğumuz konular. Bunlara belki bu çalıştayla birlikte bu ilk olacak. Bundan sonraki aşamada da belki eğer devamı bundan verim alabilirsek devamı gelecek. Öncelikle şunu belirteyim, hani burada neden vergi dairesinden kimse yok? Bu çalışmayı öncelikle kendi aramızda bir çalışma olarak biz düşündük. Sorunlarımızı daha rahat konuşabilmek adına. Kurum temsilcisinin belki olduğu yerde daha rahat konuşamayız gibi bir durum ortaya çıkıyor. İlk etapta bu konuları kendi aramızda enine boyuna tartışıp bir toparladıktan sonra ilgili kurumların yetkilileriyle görüşüp belki bir ikinci toplantı düzenleyip orada kendisini bunlarla ilgili sorunları ve sadece sorunlar değil, aynı zamanda çözüm önerilerimizi de sunmamız gerekiyor. Çünkü bir şekilde çözümün parçası olmamız gerekiyor. Komisyonumuza ben tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten özveriyle uzun süredir bu konuda çalışıyorlar, hazırlanıyorlar. Hafta boyunca da bize birçok meslektaşımızdan da konuyla ilgili sorunlar geldi. Uzun bir liste oluştu. Emre Bey, öncelikle kısa bir vergi dairesinin kuruluş şemasıyla ilgili kısa bir sunum yapacak. Ardından da bize gelen sorunları burada paylaşacağız hep beraber. Sorunlarla ilgili belki o sorunla ilgili bir açılım yapmak isterseniz o anda söz alabilirsiniz. Sorunları biz bitirdikten sonra listeyi, bunların haricinde eğer sizin düşündüğünüz şey burada yoksa gene burada ilave yapabiliriz. Ve bundan sonra da işte sekreterimizle birlikte biz bunları tekrar bir derleyip toplayıp bir sonuç bildirgesi haline getireceğiz. Ve bu sonuç bildirgesini de zaten internet üzerinden paylaşacağız. Bu şekilde olacak çalışmamız. Ben sözü Emre Bey'e bırakıyorum. Katılımınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz. Üçüncü hoş geldin konuşması yapmak istemiyorum ama kısaca yapacağımız çalışmanın, yani çalıştayın mantığını biliyorsunuz az çok. Hani tekrar hatırlatayım. Oradan herhangi birisi söze girebilir. Genişletebiliriz. Önerilerini tartışabiliriz. Tamamen tartışma odaklı bir şey düşündük ama tabii yoğun trafiğin de etkisiyle yağmur da biraz herhalde geç kalanlar da olacaktır. Katılımı da istediğimiz gibi gerçekleştiremedik ama yine de bu çalıştayla birlikte biz şunu başlatmak istiyoruz. Vergi dairesinde yaşadığımız problemleri kendi içimizde telefonlarla birbirimize, ya işte arkadaşım şunları yaşadık ne yapacağız diye birbirimize sormaktansa bu tarz bir havuz oluşturalım. Bu havuzla birlikte de gerekirse vergi dairesi başkanlığına, vergi dairelerinin müdürlerine, işte müdür yardımcılarına, sicil memurlarına kadar ulaşabilecek bir etki alanı yaratmak istiyoruz. Komisyonumuz tabii ilk kuruldu Ekim ayında toplandık. Hedefimiz birbirimize eğitim vermek değil, daha çok meslektaşa dokunur çalışmalar yapabilmek. Komisyonların genel amacı zaten bu şekilde. Meslektaşların da katıldığı, onların da faydasına olan bazı şeyleri yapabilmek. Bu çalıştayda bize vergi dairelerinin kapılarını aşındırmak için biz de buradayız, biz bu sorunları yaşıyoruz diyebilmek için bazı şeyler sunacak, güç birliği sunmuş olacak. Şimdi biz bu çalıştaydan önce iki tane daha kitlesel harekette bulunduk. Bu biraz da ses getiren hareket oldu. Vergi Mevzuat Komisyonu olarak. BHB, işletme defterlerine BHBS zorunluluğun getirilmesiyle ilgili bir itiraz yazısı yazdık. Bu itiraz yazısını Oda Başkanlığımıza gönderdik. Başkanlığımız TÜRMOB'a gönderdi. Ve daha sonra onunla yetinmedik. Bir basın açıklaması, KOSGEB Angarya'sı ile birlikte bir basın açıklaması tertip ettik. O da yetmedi. O da yönetimimiz bu konuda daha hassas davrandı ve bir Gelir Vergisi Başkanlığı'nın önünde bir eylem yaptık. Pankartlarla. İşte biz
angarya istemiyoruz. Vergi dairesinin memuru değiliz ve onların işlerini takip etmek zorunda değiliz şeklinde. Bir de meslektaşlarımıza uygulanan KDV oranlarını %18 biliyorsunuz, %8'e çekilmesi için kanun teklifi hazırladık. Meclise gönderdik. Daha sonra TÜRMOV'a da bu bilgiyi paylaştık. Tabii hiyerarşik olarak önce TÜRMOV'a gitti, daha sonra meclise gitti. Bundan sonraki çalışmamızda bu çalıştay etkili olursa, bir yere varabilirsek yine devam ederiz ama bir çalışma daha planlıyoruz. O çalışmada şöyle, vergi konularında karşılaşılan özellikli durumlar, mesela transfer fiyatlandırması gibi örnek bir konu. Transfer fiyatlandırması ile ilgili örnek konuda meslektaşa bir uygulamacı gözünden yol haritası çizmeyi planlıyoruz. Başarabilirsek ne mutlu bize. En büyük problemimiz vergi, en çok karşılaştığımız şeyler vergi. Vergi değerlerinde yaşadığımız bu uygulama birliği ile ilgili problemleri bir ele alalım. Veya direkt uygulama birliği değil de meslektaşın birebir de yaşadığı veya meslektaşın yanında çalışan muhasebe emekçilerinin birebir de yaşadığı problemleri bunları ele alalım, sorunları dile getirelim ve karşılığında bir şey yapalım dedik. Ben bir çalıştayda İstanbul'da, Marmara Üniversitesi'nde bir çalıştayda İstanbul Odası'ndan bir meslektaşla paylaştım bunu. Şöyle bir tepki aldım. Ya biz mükellefin muhasebe işlerini takip ediyoruz. Vergi dairelerinde mükelleflerin yaşadığı problemlerle bizim ne işimiz var? Onların zaten ticaret odaları var. Onlar ticaret odaları aracılığıyla yaşadıkları problemleri vergi dairelerine aktarsınlar. Vergi dairelerinde mükelleflerce yaşanan problemleri meslektaşların üstlenmesi, bütün problemleri, işte ödemeleri, bağkurların üstlenmesi doğru bir şey değil diye bir tepki almıştım. Fakat sonradan düşündüm ki, ya biz Maliye Bakanı tarafından yetki almışız. Beyanname gönderme yetkimiz var, sorumluluğumuz var. Bununla ilgili de ücret alıyoruz. Az çok Maliye Bakanlığı gözünde mükellefler, bizim de biz de onların vekiliymişiz gibi oluyor. Dolayısıyla biz de birebir de yaşadığımız problemle dile getirmek zorundayız. Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Başkanlığı aracılığıyla yapmış olduğu organizasyonu, yani bir organizasyon kurmuşlar, bir örgüt şeması oluşturmuşlar ve örgüt şemasında herkesin belli görevleri var. Biz o çatıyı oluşturacağız önce, sunumumda ondan bahsedeceğim. Olayları biraz daha özetleyerek iskelet haline getireceğiz ve daha sonra da sorunlarımıza geçeceğiz. En sonunda da bunlar devam ederse sorunlar şöyle olsun böyle olsun diye bize de mailler, telefonlar, işte mesajlar gelirse onları da toplayıp en son sonuç bildirgesinde vergi dairesi başkanlığına sunmak üzere odaya teslim edeceğiz. Ben kısaca sunuma geçiyorum. Şimdi sunumdan önce söylemek istediğim şöyle bir şey daha var. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Biz aynı zamanda burada söyleyeceğimiz önerileri de kanunla gelmiş bazı öneriler var. Kanunu değiştiremeyiz diye bir tepki alabiliriz Maliye Bakanlığı ya Gelir Vergisi Başkanlığı'ndan. Yani bu kanunla gelmiş. Şimdi sen buna itiraz ediyorsun ama bunun için kanunu değiştirmek lazım. Buna da fikrimizi söylemeliyiz. Aynı zamanda kanunla gelmeyen uygulamalarında fikrimizi söylemeliyiz. Bununla ilgili çalışma yaparken 2015 tarihinde Vergi Dairelerinin Kuruluş Görev ve Yönetmeliği yayınlandı. TÜRMOP 2014 yılında bunun için bir çalışma yapmış. Uygulama belirli taslağı geliştirmiş ama ondan sonra durmuş. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kamu standartları hizmet envanteri tablolarından yola çıktık. Bir de kendi içlerinde usul tamimleri yayınlamışlar. Oradan hareket ettik. Üç ana başlığa böldük çalışmamızı. Genel uygulamalar, genel uygulamalardan kastımız şu, sicil işlemleri, vergilendirme işlemleri şeklinde. Sicilde ilk açılışta, kapanışta, nakil değişikliklerde ve genel vergilendirme işlemlerinde karşılaştığımız majör veya daha detaylı problemleri ele almaya çalışıyoruz. Eğer burada başarılı olursak, burada bir katılım sağlarsak meslektaşlardan, iade işlemleri, KDV iadesi, gelir vergisi iadesi,
özellikle işlemlerde. Bir de itilaflı işlemlerde, yani uyuşmazlıklar, uzlaşma, inceleme safhasındaki işlemleri ele alacağız. Öncelikle genel uygulamalardan başlayacağız ama önce ben vergi dairesi, Bursa Vergi Dairesi'nin örgütlenme şemasından az çok bahsediyorum. Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü var. Vergi dairesi, Gelir Dairesi Başkanı, hazinenin gelirleri toplarken işte o alt yerel birimde kurduğu Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü var. KDV, ÖTV diğer anlaşmalar uygulama müdürlüğü var. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü'nde ise Mükellef Hakları İletişim Müdürlüğü, Usul Müdürlüğü, Tahsilat Müdürlüğü ve Hukuk Bürosu var. Burada bizim çalışmalarımıza esas oluşturan, aslında işin teorik kısmını oluşturan müdürlük Usul Müdürlüğü. Denetim Grup Müdürlüğü'nde denetim koordinasyon kendi içlerindeki denetim ve koordinasyonu sağlıyor ve Denetim İhbarlar ve Şikayet Müdürlüğü'nde ise işte mükelleflerle birlikte çalışma yürütüyorlar. Mükelleflerin denetimini, ihbarlarını, şikayetlerini değerlendiriyorlar. Devam ediyoruz. İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü kendi içlerindeki personellerin eğitiminden alımına kadar onları takip ediyor. Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü muhasebeydi, evrak işleriydi, arşiv, bilgi işlem. Strateji Müdürlüğü'nde tam olarak ne yaptığını çok düşünmedik. Onu seminerden önce de konuştuk. Evet. Bence bu işte yeni çıkan icatlar buradan geliyor işte. BABS'ler, işletmelerle. Esas bizim düşmanımız altı numara olabilir. Bu konuları üretenler bu Strateji Müdürlüğü. Bu arkadaşlara özel bir ziyarette bulunmayı düşünüyoruz. Evet. Ve vergi değerlerimiz. Bursa vergi değerleri. Bursa'da 18 tane vergi dairesi var. Üçe böldüm şemayı gördüğünüz gibi. Solda Bursa İhtisas, Ertuğrul Gazi Yeşil. İhtisas Vergi Dairesi yeni kuruldu ve KDV işlemlerini oradan takip ediyor ama orada bir daha dakika bir gol bir hemen problemi söyleyeyim. KDV beyannamelerini buraya mı vereceğiz? İadeleri buradan mı isteyeceğiz? Orası da hala net değil. Ertuğrul Gazi Vergi Dairesi Bursa'daki büyük mükelleflerin takip edildiği vergi dairesi. Yeşil Vergi Dairesi ise sadece harç, trafik işlemleri gibi, işte tapu işlemleri gibi işlemlerin yapıldığı. Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafa Kemal Paşa, Orhan Gazi, Yenişehir vergi değerleri ile diğer Gökdere, Nülüfer, Osman Gazi, Setbaşı, Uludağ, Çekirge, Yıldırım vergi değerleri haritaya göre, adreslere göre planlanmış, bundan yıllar önce planı yapılmış vergi değerleri, feodal düzen diyelim. Haritanın neresindesiniz? Nilüfer'desiniz atıyorum. Karaman'dasınız. Orada Nilüfer Vergi Dairesi'ne bağlısınız. Ama atıyorum bir sokak karşıya geçtiniz. Çekirge Vergi Dairesi'ne geçebiliyorsunuz. Bu sistemi tartışalım. Dediğimizde şuraya vardık. Bütün vergilerler Nilüfer'e taşındı. Şimdi Yıldırım'da Davutkadı'da mükellef olan birisi Gökdere Vergi Dairesi'ne kayıtlı diyelim ki. Gökdere Vergi Dairesi de İhsaniye Hizmet Binası'nda. Bunun bir anlamı kalmamış oluyor. Böyle olunca da artık harita üzerinden vergi dairesi belirlemenin mantıksız olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl mantıklı hale gelir veya nasıl bir çözüm üretilebilir? Mükelleflerin sektörlerine göre bir çözüm bulunabilir. Mesela bir sektöre sadece bir vergi dairesi bakar veya birkaç sektöre vergi dairesi bakar. Naca kodlarına göre değiştirilebilir bu. Yine Özcüce'de bir kompleks kuruyorlar galiba. Hala devam ediyor mu yapımı bilmiyorum. Bilginiz var mı? Bütün vergi değerleri oraya toplanacak. Atevler'deki ve İhsaniye'deki vergi değerleri şu an geçici. Vergi dairesinin vergi değerlerine yapmış olduğumuz işlemlerle ilgili de bir sonraki slide'de devam edeceğim ama önce bu kuruluş şemasına devam edelim. Başkan, buyurun. Şimdi zaten çok az üyemiz var ya. Daha interaktif bir hale getirdik. Mesela tabii. Güzel örnekti. Dedi ki cadde sokak ayrımına dayalı. Sokakta duyuyoruz hep. Cadde sokak ayrımına dayalı bir vergi dairesi bölümlenmesi bugün itibariyle anlamsız kalmıştır diyorsun. Bence de yerinde bir tespit. Yerine nasıl bir şey ikame ederiz? Burada hemen mesela bir diğer konuya geçmeden önce hemen katılımcı arkadaşlar da bir takım fikirler verebilir mi?
mesela. Sunum böyle zaten yapsak, çok uzun değil. Sunum çok kısa. Birazdan bitecek ve interaktif yani kısmı zaten geçmiş olacak. İnteraktif kısma geçeceğiz. İstediğiniz gibi de buradan şey yaparız yani. Tamam, böyle bir şey yaparız. Sizin için bölümün modundaysa yok yani, böyle sürekli bir sunum anlatılmayacak. 1-2 dakika sunum daha. Sunum yok. Tabii. Yani çok az, çok az. Ama tekrar konu başlıklarını açman lazım. Tabii tabii. Tabii tabii. Tamam. Açacağız. Onu açacağız. İlk onunla başlayacağız. Şimdi komisyonlar var, takdir komisyonları var. Takdir komisyonları çalışma mantığını biliyorsunuz. Kısaca bahsedersek, vergi müfettişleri, vergi incelemesinde karar veremedikleri konuyu meslek örgütlerinden toplanan komisyonlara aktarır. Onlar bilirkişi gibi, yarı bilirkişi gibi işi çözmeye çalışır. Bir de şubeleri var Bursa Vergi Dairesi'nde. Yeşil Vergi Dairesi Tahsilat Şubesi var Otosanasit'te. Setbaşı Tahsilat Şubesi var. Eski Setbaşı Vergi Dairesi için Tahsilat Şubesi oldu. İhsaniye Tahsilat Şubesi ve Atayeler Tahsilat Şubesi. Onun dışında Tahsilat Şubesi veya herhangi bir işlem şubesi yok. Kestel'deki bir mükellef Gökdere Vergi Dairesi'ne bağlı, Nilüfer'e gelmek zorunda. Gürsu'daki, Otosansit'teki kişiler, muhasebeciler, mükellefler Nilüfer'e kadar gitmek zorunda kalıyorlar ve bunlar için büyük bir problem oluyor. Aynı zamanda iş gücü kaybı da oluyor. Mal müdürlükleri var. Mal müdürlükleri de Büyük Orhan, Harmancık, Keles, Orhaneli Mal Müdürlüğü. Yine Gürsu ve Kestel'de mal müdürlüğü yok. Onu söyleyebilirim. Şimdi uygulama birliğinde konu iş ve işlemler. Uygulama gördüğümüz, işlem yaptığımız iş ve işlemleri bir sıraya dizdik. Kırmızıyla gördüğünüz İşlemler, bugünkü konumuz, devam ederse itilaflı işlemler, iade işlemleri ve ÖTV, veraset harçları, takip işlemleri, icra işlemleri, tarama kontrol, evrak arşiv, vezne. Bizi çok ilgilendirmeyen vergi dairesinin kendi içinde yapmış olduğu işlemleri. Burada şöyle bir çalışma yapmış Bursa Vergi Dairesi. Hizmet standartları oluşturmuş. Bir Excel tablosu internet sitesine koymuş. Girip görebilirsiniz. Biz bu işlemleri ne kadar sürede yaparız? Yıllık ne kadar yapılmış? Kim yararlanmış? Kime faydası var? Kimler yapmış? Havale ederse kim eder? Onların hepsini işte evrağa kayıt aşamasına kadar internet ortamında hizmet sunuluyor mu sunulmuyor mu şeklinde büyük bir tablo yapmış. O tablodan baktığımızda bu işlemler vergi dairesinin yapmış olduğu işlemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sicil işlemlerinde yanlarında gördüğünüz kırmızılarda kaç günde bu işlemin bitmesini, biteceğini yazıyor. Mesela mükellefiyet tesisi 3 gün. 3 gün boyunca mükellefiyet tesisiyle uğraşacağız mesela. Böyle bir iyi midir, kötü müdür? Tabii ben yorum yapamıyorum şu anda. Yoklama işlemleri için 15 gün demiş mesela. Formların doldurulması, kendi içlerinde iç yazışma formlarına 3 gün süre vermişler. Yani 3 gün boyunca 15 gün boyunca mükellefiyle duracak, yoklama memuru gelip yoklama tutsun, öyle mi yani? Evet, bunlar hizmet standartında. Siz mesela 3 günde yoklama tutturamazsanız adama itiraz edemiyorsunuz. Adam 15 gün benim görev tanımımda yazıyor diyor. Yani 15 gün benim sürem var diyor. Bu hani burayı unutmayalım. Bunun gibi çok kısa sürede kesecekleri bir şey var. Yani bir yaptıkları bir işlem var. Çok güzel bir işlem ve çok fazla yapmışlar. Süreyi de çok küçük tutmuşlar. Bilgi değişikliği, adres, faaliyet kodu gibi değişiklikler için de yoklamaya geliyorlar biliyorsunuz. Ona da 3 gün demişler. Ama bu sadece sicile girme işlemi 3 gün. Yani yoklama artı 15 günde yoklama giriyor işin içine. Aynı şekilde işi terkte de böyle. Ölüm nedeniyle terk, fesih, tasfiye, iflas 15 gün, resen terk, internet şifresi verilmesi 1 saat, sicil kayıtlarının tamamlanması 1 saat, tarh dosyası vergilendirme için 1 saat demişler. Şimdi şöyle sürekli vergilendirme bölümüne geçtim. Sürekli vergilendirmede de beyannamenin alınması, alınan beyannamelerdeki hataların, eksikliklerin giderilmesi, pişmanlık şartlarının ihlali, kesinti suretiyle ödenen vergilerin mahsubu, resen kapatma ve matrah takdiri için komisyon ve inceleme sek. Bu sayfada bunları yazdım. Beyannamelerin alınmasında dikkat ederseniz elektronik ortamda verdiğimiz için bununla ilgili bir süre İşte şu kadar bu kadar diye tanımlama yapmaya gerek duymadım. 908.750 adet 2016 yılında 908.750 adet kanuni süresinde beyanname verilmiş. Yani aylık 75.000 civarında bir vergi beyannamesi verilmiş toplamda. İtirazı kayıtta verilen 111 tane var. Bursa'da bunlar. Kanuni süresinden sonra 19.362 adet
ve pişmanlıkla verilen, kanun süresinden sonra verilen, hiç verilmeyip de kanun süresinden sonra verilen. Bir de altta bakın, en altta kanun süresinden sonra düzeltilen diye var. 28 bin tane 2006 yılında KDV KDV diyorum, beyanname düzeltilmiş. Genelde KDV düzelttiğimiz için KDV'ler bitti, düzeltmeler başlasın. Alınan beyannamelerdeki hata, eksikliklerin giderilmesi. Şimdi burada da aslında onlar bizimle problem yaşıyor. Yani alınan beyannamelerde hata var, eksiklikler var. Bizi arıyorlar. Şunları, şunları, şunları düzeltin. Biz de düzeltiyoruz. Bunlar tam 7845 tane. Bütün vergi değerleri bazında söylüyorum. Kesinti suretiyle ödenen vergileri mahsubu bir ay. Bir ay gibi bir süre yapmışlar. Bu uzun bir süre olarak düşünüyorum. Ve 8940 kişi mahsup talebinde bulunmuş. Vergi hatalarının düzeltilmesi. 36 bin vergi hatası var. Vergilendirmede hata yapmışız. Bizler yapıyoruz. Az önce bahsettiğimiz 20 dakika bu. Vergi ceza ihbarnameleri 20 dakikada düzenleniyor. Evet. Söz konusu ceza olunca bayağı hızlanıyorlar. Ve sayıya bakar mısınız? 131.437 tane. Bursa'ya 2006 yılına ait veriler. Değil. Bursa'da bu arada gelir vergisi mükellef sayısı 79.719. Kurumlar vergisi mükellef sayısı ise 26.942'ymiş. Yani 108.000 civarında bir mükellef var. Böldüm 42 çıkıyor. 42 çıkıyor. 5.000'e bölmüyoruz tabii bu arada. Serbest çalışanları 2.500'e bölüyoruz. 2.500'e bölüyoruz. 5.000'e bölersek 20 düşer abi, para kazanamayız. 2000 tamam, bu civarda bir şey işte. 376. madde ceza indirimine başvurmuşuz. 56.285 adet başvurunun 25.000 civarı ödememiş herhalde. İptal edilmiş, geri alınmış. Uzlaşma işlemlerine 3 gün süre tanımışlar. 3 günle ilgili ben hiç daha önce uzlaşmaya girmediğim için hani yorum yapamıyorum. Uzun mudur, kısa mıdır? 5.900 tane uzlaşma var. Ödeme kaydedici cihaz işlemlerinde yeni başvuru 14.882 tane olmuş. İptal de 7.822 tane olmuş. Yani yarı yarıya. İtilaflı işlerde de daha sonra karşılaşacağımız, yine devam edersek çalıştaylarımıza, savunma hazırlanması, dava dilekçesi hazırlanması gibi vergi dairesinde yaşanan, bize haksız yere vergi salınmıştır veya biz bir konu hakkında sorumlu tutulmuşuzdur, dava açarız veya direkt itiraz ederiz, yazılı itiraz ederiz, savunmaya çağrılırız gibi şeylerin de sürelerini belirlemişler. Bunları da yine gelir dersi başkanının şeyinden ulaşabilirsiniz. İade işlemlerini de gelir vergisi kurumuna ait iade talepleri, katma değer vergisi iade talepleri, özel iletişim vergisi ve özel tüketim vergisi diye 4 gruba bölüyoruz. Gelir ve kurumlar vergisinde yapılan işlemlerin iade süreçlerinde burada istenen evraklardan tutun, işte hangi mevzuata dayandığına kadar hepsini tek tek yazmış. Ben şunları, şunları, şunları isterim. Bu iş bittikten sonra şunları getireceksiniz diye açık açık yazıyor. Bunları özellikle meslektaşlar olarak önem vermemiz gerekiyor. Çünkü biz yani doğal olarak çok fazla iş gücü, iş yoğunluğuyla haşır neşir olduğumuz için bunlara vakit bulamayabiliriz ama en azından bir gün boyunca bunu ayırıp okusak vergi dairesinin memurundan öğrenmeyiz bazı şeyleri. Buradan onlara da belki iş öğretebiliriz. Çalışanlarımız da, bizler de. Katma değer vergisinde de aynı şekilde kısmi tevkifat, indirimli oran, ihracat gibi işlemlerle ilgili çalışmalar yapılmış. Bunlarla ilgili hizmet standartları oluşturulmuş. Yani burada da internet üzerinden erişebiliyoruz. İnternet üzerinde Bursa Vergi Dersi Başkanlığı sitesinden bakabilirsiniz. Yani Emre Bey'in demek istediği, biz bunları hep aramızda yapıyoruz ya, kendi kendimize hayıflanmaktansa şu hizmet standartlarını internetten indirip bir şöyle göz ucuyla bir incelersek, hani burada yaşanan bir sıkıntı da, hani bir yere gittiğiniz zaman ilgili dairede işte evet siz böyle diyorsunuz ama bu işin hizmet standartı sizin yayınınıza göre şu kadar gündür. Bu standardı aşmamalısınız dediğinizde orada memurun karşısında daha farklı bir izlenim çizmiş olur. Bu anlamda biz bunları söyledik. Ya sadece hani orada o amaçlı da değil de şöyle yapabiliriz. Yani biz kendi işimizde de hizmet standartı oluşturuyoruz. Ofislerimizde, şirketlerimizde bir işimiz var. O işle ilgili daha
o işten birkaç kişi sorumlu diyelim ki. Sadece biz değiliz. Birkaç kişi sorumlu. Bir buradan bakıp da iş yeri açılışında neler gerekiyor çalışmada bize de faydası olmuş olur. Ve hani en azından işimizi de git gel yapmadan çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi yaşanan sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili önceden ilk olarak şeyle başlayalım isterseniz, o vergi değerlerinin hani sınırlarıyla ilgili o konuyla başlayalım isterseniz. Tamam. Hasan Bey'in dediği gibi. Onunla ilgili fikir önerisi olan varsa. Ne yaptığımızı yani, söyleyeyim. Evet. Siz isterseniz önce bir kendi fikrinizi açıklayın. Ondan sonra da Hazir Hanım'dan varsa eğer bu konuyla ilgili fikri olan onları da not alalım. Bu zamanları belirtin ama bu gelir vergisinde açılışta e-tevkilat aynı gün mü oluyor? Onu hepsi onunla tartışırız. İlgili var konu gelecek. Var. Hepsi madde madde. 4 sayfa sorunlar. Az sonra. Az sonra. Az sonra. Az sonra. Gelecek. Şimdi herkese mesaj attık. Meslektaşlara geldi mi bilmiyorum tabii. Veya odadan gelen mesajları okuyor musunuz? Vergi dairesinde yaşanan problemlerle ilgili işte ben kendi mail adresimi verdim. Odanın mail adresini verdik. İşte Meryem Hanım'ın mail adresini verdik. Oraya sorunlarınızı yazın. Biz de bunları biriktirelim. Birbirimizle dertlenmeyelim. Gelin burada odayla dertleşelim. Oda çıksın, kurumsal gücünü kullansın. Bizi de savunsun istiyoruz. Mesaj attık, slide geçtik, duyuru yaptık ama bu bir başlangıç. Daha da güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum ben. İlk olarak Hasan Bey'in söylediği vergi değerleriyle ilgili sorunla başlayalım. Daha sonra da ben sorunları veya çözüm önerilerini okumaya devam edeceğim. Şimdi ben bu vergi değerlerinin haritayla ilgili düzeninden bahsetmiştiniz. Şimdi burada şunu tartışalım isterseniz. Zaten Emre Bey'in kendi önerisi diyor ki bu vergi değerlerinin harita yerine mesela sektörel bazda olması bizim işimize yarar mı? Şu an kendi kendimize bir aile içinde konuşuyoruz. Acaba bu bizim için avantaj mı olur, dezavantaj mı olur? Örneğin böyle bir teklifle gitsek, desek ki atıyorum inşaat işiyle iştigal edenler işte şu dairede toplanabilir mi? Mesela böyle bir uzmanlaşma bizim işimizi çözer mi? Yoksa bir yandan da öteki taraftan acaba bir incelemeler gibi konularda bilmiyorum tabii kameraları da buradan açık mı? Acaba bu anlamda bir dezavantaj olabilir mi? Diye bunu tartışmaya açabiliriz örneğin değil mi Hasan Bey? Demek istediğimiz buydu. Evet. Ya da başka bir tasnif sınıflandırma nasıl bir sınıflandırma olabilir? Nece kodu haricinde ne olabilir mesela? Tek vergi dairesi olabilir. Bu da bazı işler için belli bölgelere şube açmalı bence. Zaten şu an bildiğim kadarıyla Eskişehir'de sanırım bununla ilgili bir pilot uygulama var. Eskişehir ya da Kocaeli yanlış hatırlamıyorsam il bazında vergi dairesi başkanlığı adı altında tüm vergi daireleri ilga edildi. Tek bir vergi dairesi başkanlığında toplandı. Bunun bir pilot uygulaması var. Ama gelir dairesi sadece... Efendim? Şube açmalı. İşte o şubelerin bazı il, yani şehir bazında dağılması acaba bir avantaj mıdır? Yoksa bizim için trafik problemi, şehrin büyümesi örneğin hani biz bir vergi dairesine gideceğimiz zaman kalkıp hani Gürsü'ye gitmeli miyiz? Yoksa acaba Nilüfer'de bir arada toplanması iyi mi? Bana sorarsanız ben Nilüfer'de olmasının hani belki merkezleri olabilir ancak bir bölgede toplanması sanki daha büyük bir avantaj gibi geliyor. Yani sizin de mesela bazı ufak işleri altı parmakla yapabiliyorsunuz. Gibi. Aynı şekilde ufak işler için. Evet olabilir. Doğru diyorsunuz. Evrak işlemleri yani işte sicil tasdiknamesi, yetki belgesi gibi. Merkez vergi dairesinde de yapılabilir ama şubeler... Yani buradan mesela şöyle bir öneri çıkabilir o zaman. Bahsedilen tahsilat birimleri var ya şehrin değişik bölgelerinde. Tahsilat birimlerinin yanında ufak tefek evrak işleminin de orada koyulacak bir memur vasıtasıyla halledilebilir olması. Örneğin ne olabilir? Elden alınan bir elden alınması gereken bir mükellefiyet yazısı benzeri şeylerin buralardan alınabiliyor olması. Olabilir, değerlendirilebilir. Bunu not alıyoruz değil mi? Eskişehir'de başlamış dediğin yozgrama doğru bir şey mi? Başlamış mı yani? Başladı. Ben başlamış olduğunu biliyorum evet. Ya öyle bir şey varsa... Yani doğru olup olmadığı konusunda... Şu anda en büyük bir yerde sorun o. Öyle bir şey varsa bir adım demektir. Yani önce o deneyecekler. Yani ondan sonra tüm illere yayılacak. Evet, evet tabii. Sonra benim de demek istediğim ben de, tamam. Tek vergi dairesi olması gerekiyor. Bu bir adres değişikliği yapıyor. Caddenin öbür tarafına geçiyor. Bürokrasinin altına imza üstünden durdu. Aslında bu da şuradan durdu. Ya bilgi verelim tamam ama... Bu nedir ya? Orada oraya geçiyor. Aynı şehir içinde. Daire yani, değişiyor. Açılış veriyorsunuz, işte, kapanış veriyorsunuz, şey evrak veriyorsunuz. Tolga şey ister. Yani bunun kalkması burada senin. Hele şu günümüzde çağ dışı bir şey. Yani. Onu
O vekle dosyayı oraya göndersinler ya da ne bileyim yani. Ne varsa yani. Ya o işin temelinde baktığınızda hala işe başlama bir durumda. Ne elde doldu? Yani bu yanlış. Burada tek vekile. Ya şubeler gerekir. Bugün ilçelerde neden bir vergi daireleri var? Ya da hangi yüzükleri var? Gürsü'yle diyelim ki bugün buradan yerler vekiler. Buradan yerler. Buradan Gürsü daha uzak. Yani orada da bir şubesi ya da bir şey tek vekilesi olsun. Harbiden yeri olsun. Sigorta gibi yani, mesela. Sigorta göre. Nasıl tek merkez bir tane? Merkez müdürlükleri gibi. Merkez bir tane. Kursa'da. Gerek yok. Arkadaşlar yayın kapatalım müsaade. Değil mi? Sigorta nasıl mesela? Daha merkez bir tane var. Ben o zaman size kısa bir montajı geçeyim. Arkadaşlar ben size o zaman kısacık bir montajı geçeyim. Kapatın. Sonuç bilgisini yayacağız. Çekmeyin. Şey çekelim. Evet ya rahat konuşamıyoruz şimdi. Aynen az önce. Ya çok yok zaten Allah'ım. Sesi de oraya gitmiyor. Kamerayla olmaz o zaman. Cavit Bey çağırın. Cavit arkadaşımız da var burada. O da size eksik taktiği bir yerleri tamamlayabilir. Şimdi Bursa'da Girnoğlu vergi değerlisi vardı. O da Seripaşa vergi dairesiydi. Arkasında vergi dairesinin adı Seripaşa değildi. İkinoğlu vergi dairesi açıldı. O da Çengiye vergi dairesiydi arkadaşlar. Şimdi mükellef sayısının artmasıyla beraber aynı zamanda vergileme işlemlerinin çeşitlilik kazanması ve mükellef sayısında artmayla beraber arkasından hemen peş peşe Uludağ, Yıldır ve Osman Gazi vergi dairesi açıldı. Daha doğrusu önce Uludağ açıldı. Arkasından Osman Gazi Yıldırım geldi. Şimdi buradaki... Tamam.